Evet YKS adına artık kritik bir aydayız. Şubat ayına geldik. Dolayısıyla artık bu noktadan sonra işler biraz değişecek. Değişecek olan şey ne? TYT ve AYT ayıracağımız süre miktarı. E aslında bugün bunların arasındaki dengeyi konuşacağız. Çalışma programımızın içindeki bu AYT-TYT dengesini nasıl sağlamamız gerekiyor? Bundan bahsedeceğiz. Bunu şu an Şubat ayı için yapacağız ve Şubat ayına yakın dönemler için yapacağız. Sınava kadar kalan süre boyunca tekrardan dönem dönem bu videonun güncellenmiş hali gelecek. Çünkü bu aslında dönemsel olarak değişebilen bir konu. Dönem dönem tekrardan bu dengeyi sağlamak gerekecek. O yüzden bu videoda Şubat ayı ve yakın dönemde bu dengenin öneminden ve bu dengeyi nasıl sağlamamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Hazırsanız... Aslında bu genel sınav çalışmasında bir yanlış bir algı var. TET bitmeden AYT'ye geçmeyelim. Şimdi aslında bu algı komple yanlış diyemem. Ama eğer Şubat ayı geldiyse bu noktadan itibaren bu algı tamamen yanlıştır. Hatta belki önceki dönemlerde mantıklı olan bu algı şu andan itibaren eğer yaparsanız hayatınızın yanlışı olur. Şu anda TYT'deki konumunuz ne olursa olsun istediğiniz kadar konu eksiğiniz olsun lütfen artık TYT üzerine saatler harcamayı bırakın. Şu anda devir AYT devri. O yüzden çalışmalarınızın minimum 4'te 3 AYT üzerine kalan dörtte 1'lik kısmı gün sonunda tekrarlar üzerinden tyT adını olması lazım. Çünkü bizim artık tyT çalışarak zaman kaybetme lüksümüz yok. Şu anda aslında TET'ye ayırdığın her saniyede AYT'ye ayırman gereken zamandan çalıyorsun. Bu zaten başlı başına bir sebep AYT'ye geçmek için. İkinci bir sebep aslında TYT belli bir noktadan sonra ne kadar emek verirsen ver ters tepecek bir noktaya geliyor. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi TYT aslında çok fazla değişkene bağlı bir sınav. Dolayısıyla aslında bu yetişemeyecek kaygısı üzerinden çok fazla stres yaptığımız için TT verdiğimiz emek doğrultusunu karşılığını alamıyoruz. İşte tytye Nanköy bir sınav dememizin sebebi aslında bu. İşte o bahsettiğim kritik nokta. Yani o emeğinizin karşılığını alamadığınız, hatta ters tepen noktadan itibaren artık demektir ki AYT'ye geçmenin zamanı geldi de geçiyor. Aslında şu anda bu artmayan TET netlerinizin de hatta düşen TET netlerinizin de sebebi bundan kaynaklı. Bu bizim için AYT'ye geçmemiz gerektiğinin bir sinyali, bir işareti ise Bizim de bunu alıp artık AYT'ye geçmemiz gerekecek. Tabi bunu hiç AYT'ye geçmeyenler için söylüyorum. AYT'ye geçip de gereken zamanı ayırmayanlar için de yine aynı şey geçerli. Hani çalışmanızın yarısını TRT yarısını da AYT'ye veriyorsanız da artık bu evrede geçti. Biraz önce bahsettiğim gibi 4'te 3'lük kısım minimum AYT'de olması lazım. 8 saat çalışıyorsan eğer minimum 6 saatini AYT'ye vermem gerekiyor ki artık o son kalan 2 saatinde TET adına gün sonu tekrarlarıyla toparlayabildiğin kadar toparlaman lazım. Farkındayım şu anda yetişmeyecek kaygısı yaşıyorsun. Konular biter mi bitmez mi zaten belirsiz bir süreç. Pandemi dönemindeyiz ne olacağı belli bile değil. Geçen seneden örneklerini gördünüz zaten. Sınav ertelenebilir, geri çekilebilir, konular çıkarılabilir. Şu an hiçbir şey net değil. İstedikleri kadar şu an net gibi gözüksün. Her şey değişebilir. O yüzden bu kaygını anlıyorum. Yetişmeyecek kaygını da anlıyorum. Ama eğer yetişmeyecekse, gerçekten böyle bir şey olacaksa da bırak yetişmeyen konuların TYT'den kalsın. AYT sınavına konu eksiğin varken girmek yapacağın en büyük hatalardan bir tanesi olur. Şunu biliyoruz ki sınav ne kadar kolay olursa olsun ya da ne kadar zor olursa olsun, seçiciliği ne kadar aşağıda ne kadar yukarıda olursa olsun AYT sınavı TYT sınavından çok daha önemli. Orada yapacağım bir netin karşılığı takribi olarak TYT'de iki nete tekabül ediyor. Dolayısıyla Konu eksin illa kalacaksa da bırak TYT'den kalsın diyorum. Zaten TYT konuları daha kolay halledilebilir olduğu için özellikle fen ve sosyal kısmında senin son güne kadar çalışabilme lüksün var. Ama sen son gün bir AYT konusunu halledemezsin. Bu zor bir şey. Daha temel isteyen konular bunlar. Yani sen sıfırdan bir konuyu son güne bırakırsan AYT adına o zaman ayvayı yedin demektir. Ben son gün hallettiğim TYT konuları biliyorum. Sınava arabada giderken bile hala çalışıyordum ben TYT adına. Yani bu böyledir. Çünkü bazı ezber konular özellikle sosyalde, dinde, inkılapta son dakika bile çalışabilirsin. Bunları geçici hafızana atıp sınavda net kazanabilirsin. Ama ayete adına böyle bir şey pek mümkün değil. Eğer mümkünse de çok nadir konular için geçerlidir bu. Zaten bu kadar şansına güveniyorsan tutmayayım ben seni. Ama eğer mantıksal bir yaklaşım yapmak gerekirse AYT adına koneksiyi bırakmamak lazım. TET adına da illa kalacaksa Sosyalden, fenden minimal estetikler bırakabilirsin ama illa kalacaksa diyorum bizim amacımız hepsini bitirmek tabii ki. Biz bunun örneklerini de çok gördük yani havaya konuşmuyorum. 70 TYT netiyle, 80 AYT netiyle çok çok iyi yerlere gelen, kendini ilk 10.000'e 10 atan insanlar var. Bunların örneklerini de sevgili hocamız Bekir Havşar'ın kanalında başarı hikayeleri kısmında görebilirsiniz. Yani dünya kadar var. O yüzden alın size bir örnek daha. Artık AYT'ye geçmenin zamanı geldi geçiyor. Ayt geçenler için de AYT'nin ağırlığının artması gerekiyor. Bunları iyi kavrayın. Kalan TT konularımız için de fen ve sosyalden bahsetmek gerekirse bunları artık AYT çalışırken o günün son saatlerine bırakabilirsiniz. Hani o son 1-2 saatlik kısmı. Ya da artık AYT'ye başladınız. Bitmeye yakın oldu. Artık sınava yakın dönemde o kalan TT kısmını halledebilirsiniz. Son olarak bu TT'nin kanser dersleri bir türlü netimizin artmadığı Türkçe ve matematik. Bunlar artık saplantılı kalıp sürekli TT çalışmaya bunlara saatler harcamaya lüksün yok abi. O yüzden Bunları da aynı şekilde gün sonunda yapacağın ufak denemelerle Mesela atıyorum bir gün TET Türkçe denemesi yaptın akşam Ertesi gün matematik denemesi yaparsın Bu şekilde yanlış soruların üzerinden takviyeler yaparaktan O günün son saatleri TET için takviye saati olsun mesela Ama geri kalan kesinlikle ve kesinlikle AYT Çünkü AYT sınavı hem daha etkili hem de TYT kadar nankör değil Çalıştığının karşılığını misliyle alabildiğimiz sınav O yüzden bizim güvenli kapımız her zaman olduğu gibi ayeti olacak. İkinci bir ikaza kadar da lütfen bu söylediklerimi dikkate alın. TYT günün son saatlerinde total çalışmanızın dörtte bir oranında zaman ayırın. Geri kalan kısım lütfen AYT kalsın. Tamam çok çalışmak önemli ama daha önemli olan bir şey var o da doğru çalışmak. 10 saatte çalışsam TYT AYT dengesini kuramadıktan sonra yaptığın iş totalde çöp olur. O yüzden bizim amacımız burada çok çalıştığımız kadar aynı zamanda doğru çalışmak. Bu kanalın öğrencileri de eminim ki doğru çalışarak belki kendisinden çok daha fazla çalışanlara ekarte edecek güce sahip olacak. O yüzden bir adım, iki adım, üç adım belki daha fazla öndesiniz. Bunun kıymetini bilin. Yeter ki doğru gittiğiniz yoldan sapmayın, yanlış yönlere girmeyin ya da yaptığım şey yanlış mı algısına kapılıp arayışlara girmeyin. Yaptığın şey doğrudur. Devam et. Emeklerinin karşılığını misliyle alman dileğiyle şimdiden iyi çalışmalar. Kolay gelsin dostum.